Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste biz ne yapacağız aslında? Önceki derste aslında malloc'la alakalı bir sürü örnek yapmıştık. Bu dersin konusu da calloc olacak arkadaşlar. Calloc'un aslında anlamı yine allocation memory olarak biz bunu yapacağız ama malloc'tan tek bir farkı var. Size ve bakın burada size ve byte sayısı ayrı ayrı aslında burada derleyiciye verilmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Şimdi bakın hiç burada uzatmadan aslında örneğime geçeyim. Int main diyorum. Main dediğimde return 0 diyorum burada. Gidiyorum yine int yıldız pd tanımlıyorum bir tane integer point için aslında adres ataması için. Çünkü malloc'ta biz ne yapıyorduk? Hep adresleri aslında belli spesifik bölgelerden başlatıyorduk ki o malloc'tan aldığımız void yıldız parametreyle aslında ayrılmış belliye biz ulaşılabilelim arkadaşlar. Aynı şekilde int n koyuyordum buraya bir tane ve gidiyordum printf ile aslında how many elements diyordum burada. Ve scanf ile gidiyordum ne yapıyordum arkadaşlar? Yüzde %d koyup adres n buraya koyuyordum. Şimdi bakın ben burada pd'yi yaratırken eğer calloc'u kullanacaksam yine int yıldıza cast etmem gerekiyordu. Çünkü calloc'ta arkadaşlar aslında aynı malloc gibi void yıldıza dönüyor ve ben bunu cast işlemine sokuyorum. Ve calloc'un içerisinde arkadaşlar num of elements ve size of elements parametrelerini ayrı ayrı vermem gerekiyor. Burada benim num of elements dediğim şey aslında elementlerin sayısı n sayısında ve size of'u da integer olan bir değişken tanıyorum arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Yine arkadaşlar ne yapıyorduk? If pd eşitse eğer null'a ya da eşit değilse sıfıra biz buraya dediğimizde printf diye bir uyarı koyuyorum. Cannot allocate memory yazısını buraya yazacağım arkadaşlar. Böyle bir durum olabilir çünkü ve exit'le aslında ne yapmam gerekiyor benim? Burada da exit failure'la dışarıya çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben pd ile aslında burada bir değer veya atıyorum burada bir bellek memory aslında oluşturduğumda benim yapmam gereken şey ne? Integer i türünden bir değişken tanımlayıp i n'e kadar aslında burada maksimum boyuta kadar ben bunu ilerletiyorum. İlerlettikten sonra aslında burada atama yapacağım arkadaşlar. Pd i'nin içerisine gidiyorum sallıyorum i çarpı i olsun. Böyle değerler atıyorum. Eğer ben bunu göstermek istersem arkadaşlar burada bakın. For'un içerisinde int i eşittir 0 diyorum. I n'e kadar yine i artı artı diyorum. Ve printf'in içerisinde pd yüzde de ve yüzde de ifadesini buraya koyuyorum. New line'de ekliyorum. Bunların birisine i'yi diğerine pd i'yi koyuyorum. Arkadaşlar. Sentaksımız tam olarak bu şekilde. Şuraya clear yapıyorum. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda debug konsolum oluştu. How many elements diyor burada. Ben 5 tane koyayım. 5 tane koyduğumda 0, 1, 4, 9 ve 16 değerlerini aslında spesifik olarak bana burada çıkarıyor arkadaşlar. Yani aslında calloc'un tek farkı ne? Burada bakın biz malloc'ta yazabilirdik buraya. Şöyle yorum satırı içerisine yazayım. Pd int yıldıza cast edilmiş malloc dediğimde n çarpı size of int kelimesini benim buraya koymam gerekiyordu. Sadece parametrik olarak aslında bunların yapısını arkadaşlar burada ne yapmışlar? Ayırmışlar. Ne için? Derleyicinin kurallarının içerisinde aslında. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdım. Bu -6 olarak kalsın burada. Şimdi gidelim bir -7 yapalım. Birazcık daha böyle örneklerimiz zorlaşsın. -7 diyorum buraya. -7'nin içerisinde arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir matris formu aslında burada oluşturmaya çalışacağım. Matrislerini aslında gideceğim. Bir matris bloğu oluşturacağım. Ve bu matrisleri de aslında sırasıyla burada yazdırmaya çalışacağım arkadaşlar sizin için. Matrisler aslında neydi arkadaşlar? Matrisler... Yani buradaki aslında matrisler iki boyutlu aslında diziler oluyordu. Ve bu dizilerden birinin içerisinde adresler tutuluyordu. Diğerlerinin içerisinde aslında bu adreslere erişilen elemanlar tutuluyordu arkadaşlar. O yüzden bakın. Ben bir kodun içerisine şöyle gideyim yukarıya.
bir matris bloğu burada oluşturmak istediğimde int main diyorum. Return 0 diyorum yine. Şimdi bakın int yıldız yıldız pd burada bu sefer tanımlamam gerekiyor. Neden benim bunu tanımlamam gerekiyor aslında? Şundan dolayı arkadaşlar. Bakın eğer ben bunu tek boyutlu bir hale getirseydim, yani yıldız pd yazsaydım, bu sadece bir vektörü burada gösterebilecekti. Ama bakın bu vektörü artık ben gidip adresi gösteren adres formuna soktuğumda bu adres adresleri gösterecek o vektörlerin içerisindeki ve ondan sonra onlar da aslında kendi içerisindeki değerleri gösterecekler. Yani benim bir row değerim olacak burada. Row'umda yani satırlarımda aslında adresler tutacağım ama bu satırların hepsinin kolum değerleri ya aslında sütun değerlerinde aslında bunların içindeki integer değerleri tutacağım arkadaşlar. O yüzden bakın geliyorum int, row ve col diye iki tane değişken burada tanımlıyorum. Bu değişkenleri tanımladıktan sonra printf buraya geliyorum yine yazıyorum. Şuraya geliyorum. Give ya da enter row and the number of row and column elements diyorum. Ve scanf'le arkadaşlar burada ne yapacağım? %d'ye %d işaretini alacağım. %d'ye %d'yi aldıktan sonra bakın arkadaşlar burada adres row ve adres column col değerini buraya koyacağım. Şimdi bakın ben bunları aldım. Aldığımda benim ne yapmam gerekiyor? PD ile aslında gidip burada bir tane değişken oluşturmam lazım. Bakın şimdi buradaki malloc'un türü normalde neydi arkadaşlar? Malloc'ta veya callog'ta aslında bu fark etmiyor. Bunların hepsi void yıldıza dönüyordu. Yani aslında türsüz bir değişkenin adres değerine dönüyordu arkadaşlar. O yüzden bakın ben burada bu türsüz adres değişkenini int yıldız yıldıza burada cast edebiliyorum. Aynı şekilde malloc'la gidip ne yapabiliyorum? Size of bu sefer ne yapacağım arkadaşlar burada? PD int yıldız yıldız olduğu için int yıldız türünü aslında buraya vereceğim. Ve row'la bunu çarpacağım. Yani kaç tane adres değeri için ben burada aslında yer oluşturmam gerekiyor. Ben onu aslında bu şu anda veriyorum. Yani bir dizinin içerisinde burada PD'ye ben şöyle ulaşacağım ya. PD'ye işte şöyle iki tane boşluk bırakacağım. Bakın burada integer değerler tutuluyordu bunların hepsinin içerisinde. Burada ama adres değerleri tutuluyordu. Ben şu anda bu adres değerlerinin oluşturulduğu aslında alanı şu anda oluşturuyorum arkadaşlar. Ben buraya geliyorum. If diyorum yine PD eğer 0'a eşit değilse yani aslında 0'a eşitse printf diyorum. Buraya cannot allocate memory ifadesini yazıyorum arkadaşlar ve exit'imi vermem gerekiyor burada. Program hataya uğradığı için. Şimdi arkadaşlar biz bu PD'yi burada bakın oluşturduk dinamik olarak. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Bakın ama burada row'ları oluşturduk sadece. Kolumları oluşturmadık. Yani integer değerlerin hepsinin tutulacağı yerdeki değerleri oluşturmadık. Ama benim ne yapmam gerekiyor burada? Her bakın bu PD ile başlayan aslında row ile ilgili 5 tane row varsa 5'i içinde ben adres tutan bir yer tanımladım. Ama bu adres tutan yerleri de aslında ne yapmam gerekiyor? Bunların hepsinin bir diziyi göstermesi gerekiyor. O zaman bakın arkadaşlar for diyorum burada integer i eşittir 0'dan. I row'a kadar aslında burada element tanımlıyorum. I artı artı diyorum. Ve buraya geliyorum arkadaşlar. O zaman bu PD'nin içeriğindeki i değeri aslında bir adres bakın burada. PD. Çünkü bu PD yıldız yıldız. Ben onun içeriğini aldığımda adrese yani int yıldızı erişmiş oluyorum. Ve benim bu int yıldızın içerisine int yıldız malloc'la atama yapmam gerekiyor yine. Çünkü kolum elementleri ben daha buraya koymadım. O yüzden bakın size of yazdığımda buraya integer yazacağım. Ve bunu integer'ın yanındaki değerlerde de col değerini buraya yazacağım. Yani kaç tane integer tutulması gerekiyorsa. Ve aynı şekilde bakın yukarıdaki döngünün hepsini burada da kontrol etmem gerekiyor. Ama bu sefer neyi kontrol edeceğim? PD'yi kontrol edeceğim arkadaşlar. Her adres değerinde. Şimdi bakın ben buraya kadar bu kodu tamamladıysam bir gideyim bir çalıştıralım şöyle. Acaba yara yürüyor mu? Ha free yapmayacağız. Durun bir dakika. Free yapmadığımız için burada sıkıntı olacak. O yüzden bu kodun aslında hepsini tamamlayalım. Şimdi bakın. Gidiyorum buraya. Atama yapmak için integer'ı i'ye atıyorum. i'yi row'a kadar götürüyorum. i artı artı diyorum bakın burada. Parantez açıyorum. Bunun içerisine bir for döngüsüyle int k diyorum. Eşittir 0'dan. K kolum değerine kadar K artı artı diyorum. Bu sefer matrisin bütün elemanlarına ben ulaşabilirim arkadaşlar. PD'nin, i'sinin,
Yani adres değerlerinin içerisindeki kağıncı integer değerine ben eğer burada ulaşmak istersem. Bunun değerlerini ne yapalım mesela? Mesela i çarpı k yapalım. Burada i çarpı k yapmayalım bence. Şöyle yapalım. i artı 1 şöyle çarpı k artı 1 olsun. Şöyle bir değer olsun. Tamam. Ya da bunların elemanlarını tutalım ya, burada o daha iyi. Integer counter tanımlayalım. Bir counter 0 olsun burada. Buna hep counter atayalım. Counter'ı da aşağıdaki değerinde arttıralım. Yani her seferinde eleman sayısı 1 artsın arkadaşlar burada. Şimdi bakın, ben bunu yaptıktan sonra ne yapabilirim? Artık bunu yazdırabilirim aynı şekilde. Şöyle alıyorum döngüyü. Şuraya koyuyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlar şu counter'ı artık silebilirim. Display işlemi için aslında şuraya geliyorum. Printf yazıyorum. Printf'in içerisinde bakın ne yapmam gerekiyor aslında. Şöyle bir %d işareti koyuyorum ve bir boşluk bırakıyorum. Ve bir virgül değerini buraya koydum da aslında burada yazdırma işlemini tamamlamam gerekiyor arkadaşlar. Ama her kolum değerinde bu aşağı insin istediğim için buraya da bir tane new line karakteri koyuyorum. Ve aynı şekilde arkadaşlar bakın buraya geliyorum. Artık ne yapmam gerekiyor? Burada ben bütün hepsini çıkardım. Bakın burada display yapıyorum. Burada arkadaşlar assignment, yani aslında atama işlemini yapıyorum. Ve en sonunda da free, yine gidip burada bir free işlemi yapmam gerekiyor. Bakın şimdi ben kolumlar için ayrı bir malloc çağırdım. Row'lar için ayrı bir malloc çağırdım. O yüzden bakın önce kolumları gidiyorum veriyorum. Integer i eşittir 0'dan i row değerine kadar i artı artı diyorum burada. Ve free pd i değerlerinin adreslerini sırasıyla aslında burada geri veriyorum. Ve en sonunda da free ile pd'nin aslında adres değerlerini geri veriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Bu işlemi de yaptıktan sonra gidelim ne yapalım? Clear diyelim ve bu kodu çalıştıralım arkadaşlar. Row and Cow element şurada mesela 4'e 5 olsun. 4'e 5'te arkadaşlar bakın ne yaptı? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19'a kadar bunu götürdü aslında arkadaşlar. Aynı şekilde bakın ben bir kere daha bunu çağırıyorum. Şimdi bakın buraya geldiğimde 2 çarpı 2 diyelim. 0, 1, 2, 3 değerlerini aslında burada spesifik olarak benim için oluşturmayı başardı arkadaşlar. Şimdi bakın koda bir daha bakıyoruz. Şurada matris işlemi yazalım, şuraya da matris diyelim. Bakın benim pd'lik int yıldız yıldızda aslında bir tür tanımlamam gerekiyordu. Çünkü bu tür arkadaşlar neydi? Adres tutan adres anlamına geliyordu. Bir matris de aslında arkadaşlar zaten bu ilk döngüsünün içerisinde adresleri, ikinci döngüsünün içerisinde integer, yani aslında int değerleri tutuyordu. Çünkü bunları tutabilmek için ne yapmamız gerekiyor adres bloğunda? Bir tane dizi oluşturmayız ama dizileri de aslında tutan, yani dizilerin başlangıç adresini tutan bir dizi de oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden bakın ilk parantez adresi, ikincisi integer değerleri tutuyordu. Şimdi ben burada row ve column değerlerini alıyorum. Aldıktan sonra malloc'la gidip bakın bu void yıldız olmasına rağmen int yıldız yıldıza kestedilebilir. Çünkü adres türünden olduğu için burada bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar bizim için. Ama siz burada int yıldız yazarsanız bu hata alırsınız. Çünkü atama hatası olur burada. O yüzden bakın ben malloc gidiyorum burada. Int yıldız çarpı row değeri oluşturuyorum. Yani aslında bu dizilerin adresini tutan bir dizi oluşturuyorum burada. PD'yi kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra bakın arkadaşlar bu PD'yi oluşturdum ya artık 5 tane değerle. Bu row'un içerisine gidip hepsini ayrı ayrı kolum için bir daha malloc çağırıyorum. Dinamik bellek oluşturuyorum. Bunu yaptıktan sonra PD İK'ya artık değer atayabiliyorum. Aynı şekilde bakın PD İK'yı yazdırabiliyorum. Ama ben burada yaptığımda bakın row sayısı kadar aslında biz burada malloc çağırdığımız için hepsini free etmemiz gerekiyor. Ve en son olarak da bu PD dizisinin, yani adres tutan adres dizisinde benim dışarıya aslında bu hafıza değerlerini vermem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ne yapacağız? Realloc yani reallocation komutuna bir bakacağız. Burada bakın özellikle dinamik memoriler bizim için çok önemli. Çünkü real time'da gerçekten eğer siz bir adres bloğu, yani heap'te aslında bir şey yaratmak istiyorsanız bizim bunu aktif bir şekilde kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok useful bir şey. Gereksiz yere hiçbir bellek tutmadan aslında burada sadece kodun içerisinde bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu çok değerli bir şey oluyor arkadaşlar.